Pardon Sayın Başkan, sözünüzü kesiyorum ama çok önemli bir şey söylediniz. 30 yıldır AKP yönetiyor ama Google'a girdiğiniz zaman sokağa çıkmak işte riskli diyor. Riskli. Peki, Gebze'de yaşayan insanlar, hani deminden beri tarif ediyorsunuz, işçisi, emeklisi. Peki orada 30 yıldır orayı yöneten bir partinin adayına bu kadar büyük bir riske rağmen hala nasıl peşinde gidiyorlar? Şimdi şöyle, şimdi bence hala gitmeyecekler. Neyse, onu söyleyeyim. Yani ya da bugüne kadar nasıl gitmişler? Çünkü Merdan Bey'in söylediğiyle bağlayalım. Şimdi tabii bizim adaylığımız söz konusu olduktan sonra önce Cumhuriyet Halk Partisi, arkasından DEM Parti, Gebze'de belediye başkanı adayı çıkartmama kararlarını açıkladılar. Daha sonra Sayın Özgür Özel bir açıklama yaparak doğrudan bizi destekleyeceğini ifade etti. Tabii şimdi bu durumu şöyle değiştiriyor. Aşağı yukarı %55-60-65'lere varan bir AKP-MHP bloku varken orada yurttaşlar bu durumu görmelerine rağmen biraz hep bugüne kadar şöyle düşünüyorlardı. Alternatif yok. Yani bir bakıyorlardı dışarıdan Türkiye siyasetine ve alternatif yok fikri çok hakimdi. Sol sosyalist güçler açısından tipi de katarak söylüyorum. Ya iyi, güzel, doğru şeyler söylüyorlar ama kazanabilirler mi fikri çok hakimdi. Şimdi ilk defa Gebze'de AKP ile Türkiye İşçi Partisi arasında bir yarış geçecek. Bakın bu Türkiye'de bir ilk. Ve burada yeni bir durumla karşı karşıya olacağız. Ben şuna inanıyorum. Biz de bugün farkında olduğumuz için sizi bugün konuk ettik. Bugüne kadar AKP'ye, MHP'ye, sağ partilere oy veren işçi kardeşlerim, işçi arkadaşlarım da ilk defa böyle bir seçenekle karşı karşıya kalacaklar. Ve ben gerçekten kendimize güveniyorum. Biz orada kuvvetli bir siyasi faaliyet yürüteceğiz. Bu 30 gün boyunca her işçi arkadaşımızın, bakın çok açık söylüyorum, sendika farkı gözetmeksizin, sendikalı sendikasız, örgütlü örgütsüz, mahallesinde, kahvesinde, iş yerinde, servisinde, nerede temas edebilirsek, şu anda bütün hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Gebze'de yaşayan her işçiye dokunacağız ve şu konuda iddialıyız. Kimse Gebze'ye Türkiye İşçi Partisi'nden daha iyi bir belediyecilik örneği sunamaz. Ve biz hatta şunu söylüyoruz. Yani Gebze'yi Türkiye İşçi Partisi bütün Türkiye'ye örnek olabilecek. İşçilerin, emekçilerin, halkın yönetime doğrudan katıldığı bir modelde yönetebiliriz. Ve bu bütün bu iddiamızın başka tabii ki ilçelerde var ama Gebze çok özel bir yer taşıyor burada. Bir, çok büyük. İki, bu büyüklük içerisinde işçi sınıfı çok ağırlıklı. Bir de başlarken söyledik ya tam böyle İstanbul'la Kocaeli'nin arasına sıkışmış. Aslında belki de çoktan il olmayı hak etmiş. Ama siyasi gerekçelerle AKP'nin biraz da elinde tutması için bölünerek ağırlıklı olarak AKP'ye teslim edilmiş bir ilçeydi. Bu tabloyu değiştirme iddiasını ortaya koyduk. Ben çok heyecanlıyım kişi olarak da. Yani 20 yılın üstünde siyasi ve mücadele tarihim var ama bu kadar kısa dönemde bu kadar büyük bir etki yaratan ve sonuç almaya dair de umutlarımızı arttıran bir faaliyetin parçası olmaktan mutluyum. Şunu söyledim arkadaşlara. Yani önemli sloganlarımızdan bir tanesi şu olacak. Yani Gebze'yi de işçiler yönetmeyecekse Türkiye'de nereye işçiler yönetecek kardeşim? Yani Gebze'yi işçiler yönetecek. Mesela bu çok önemli bir deneyim. Türkiye tarihine geçecek bir deneyimi yaratmanın eşiğindeyiz. Bu CHP ve DEM sizi destekliyor. Bunun sahadaki pratiği nasıl yansıyor? Şimdi şunu söyleyeyim. Dediğim gibi belki de böyle bir tablo ortaya çıkmasaydı Gebze seçimlerinin pek bir heyecanı olmayacaktı. Yani zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte yıllardır kazandığı, yeniden kazanacağı, kazanma ihtimali çok yüksek. Kimsenin çok ilgi göstermeyeceği bir şey olacaktı. İlçe seçimi şu olacak. Anda bakın ben sahaya indiğimde de şunu görüyorum. Mesela ya ben MHP'liyim ama size oy vereceğim diyenden ya daha önce AKP'ye vermiştim size oy vereceğim diyene kadar zaten CHP ve DEM Parti seçmeni açısından birbirimizi tanıyoruz da öyle söyleyelim. Yani başka siyasi mücadele alanlarından birbirimizi tanıdığımız için. Bence şu açıdan da önemli bir deneyim. Yani biz diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığımızda solla ittifak yapması gerektiğini çeşitli zamanlarda söylerdik ve bu tartışılırdı. Oradaki Cumhuriyet Halk Partiler açısından da böyle bir deneyim ortaya çıkmış oldu. Yani başka ben yerlerde model olabilecek bir şey. Pek çok yurttaşımız böyle gönül rahatı. Bir de hani kişisel bir şey olunca insan söylemekte biraz çekiniyor ama sanıyorum hiç kimsenin bizi işte hırsızlıkla, yalancılıkla hani siyasi mücadeledeki geçmişimiz açısından baktığında da suçlayabileceği, eleştirebileceği bir şey yok. Tersine hani görünür siyasetçiler açısından baktığımızda yurttaşa da güven verebilecek bir siyasi çizgimiz, tutarlılığımız da olduğu için
En alttan söyleyeyim, şuradan başlıyor tartışma. Bir kere Gebze'li yurttaşlar Gebze'nin gündeme gelmiş olmasından mutlu. Yani kimse Gebze'yi konuşmuyordu ki yıllarca. Yani orada, bakın Türkiye'nin en çok vergi veren ilçelerinden bir tanesinden söz ediyoruz. Yani Türkiye'yi zenginleştiren, hani bizim temel iddiamız o ya, ülkeyi sırtında taşıyan, yoktan var eden işçi sınıfı ama konuşulmuyor, siyasette yeri yok diye. Gebze'de tam böyle bir kent. Ve şimdi Gebze konuşulmaya başladı. Gebze işçilerin yönetmesi konuşulmaya başlanacak. Bu bütün Türkiye açısından bence önemli bir deneyim oldu. Sayın parçası olmaktan çok mutluyum. Sayın Başkan, bugüne kadar hatırladığım kadarıyla Türk siyasi hayatında bir parti liderinin, üstelik milletvekili, bir belediye başkanı adaylığı yok bugüne kadar siyasi Türk siyasi hayatında. Tersi var. Ankara Belediye